20 yıl. Çocuklar büyüdü. Ayıp ayıp. Seda Hanım. Efendim Doğancığım. Seda Hanım. Efendim. Seda Hanım, Mehmet'i nasıl bırakacağını da gayet iyi bilir. Bak hatırlıyorsan daha önceki dönemde dedi borçlandım, o yüzden boşandım. Doğru mu? Ne gibi? Dedi borçlandım, maddi durumdan dolayı boşandım dedi. Hatırlıyor musun ablam? Tamam, hatırlıyoruz. Bundan sonra Mehmet'e ekonomi baskı uygulayacağız. Ekonomi baskı uyguladığımız zaman Mehmet'e senin ihtiyacı yok, tamam? Benim dağ gibi bir adam, kocam var, bak çalışkan. Bak şu elleri, ben sana yani. Biz Mehmet'i tanıyoruz, biz malımızı tanıyoruz. Sen 20 senedir tanıysan biz 45 senedir tanıyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çocukları... Ben 20 senedir, bak 20 biz senedir. Biz malımızı iyi biliyoruz, merak etme. Tamam, 20 senedir ben şu ellerle paramı kazanıyorum. Helal olsun. Şu alnımın teriyle. Kimsenin bir kuruşuna tenezzül etmedim, etmem de. Hiç kimsenin parasına ihtiyacım da yok, tamam mı? Ben inşaatçı bir insanım. Lan Allah'tan ben istediğim yerde, istediğim bölgede iş bulur, çalışırım. Ben çalışırım. Ben bugüne kadar eşimi muhtaç etmemişsem, bundan sonra da muhtaç etmem. Zaten sizinle uğraşmak da... Amcanın sayesinde ayakta kaldı, amcanın sayesinde. Amcam ne yaptı bana? Uğraşmak derimi sene hastalık kazandım sizin yüzünde. Bu benim kocam da ameliyatları yaptı. Siz bir gün aramadınız, sormadınız. Kadın ölmüş mü, kalmış mı? Hiç sormadınız. Çocuklara dünya gittirdim, ölürse, hiç kimse aramadı. Hiç kimse aramadı. Kadıncağız üzüntüden hasta olmuş ya. Biz senden kurtulmaya çalışıyoruz. Tamam, en sonunda ben sizden kurtulurum, tamam mı? Yani abinin biz, nikahım biz var. Biz hasta olmadık mı? Urfa'da değil, kocamdan evleniyorum. Sizin de değil, sizden değil. Siz bana lazım değilsiniz. Zaten bize ya. Övülme ama biz istemiyor, ihtiyacımız yok sana. Vallahi ihtiyacın olsun sana. Olmasın. Sadece ben kendi ihtiyacım için ben evlenmişim. Benim eşim, benim çoluk çocuğumun annesi. Tabii. Benim eşim yani. Kusura bakma, senin de aramızda paylaşırız. Ne alakasız? Ya yapman gerekeni yaptın, sana yakışanı yaptın. Mehmet yani. Efendi. Mehmet Efendi, Mehmet Efendi yok. Sen o eli öptürmedin. Bak dün de geldik, en son geldik kapına. He, dinliyorum seni. La bir dinle, dinle. Dinliyorum, dinliyorum. Bir dinle. Daha öncesiye dedim ya. Bu kadını bırak, malin iki katını vereyim. Ya istersen var ya, istersen... Şimdi size bir çöp yok. Bir dakika, istersen o köyün komplesini bana ver. Bak köyün var ya, kökünü bana ver. Yok, benim hepsini paylaşacak, biz kendi aramızda paylaşacak. Rani, biz kendi aramızda paylaşacak. Bu kadına gönder memlekete çocuklar. Sen bu çocukları, ben bu çocukları bütün bu yaşına kadar getirdim. Hayırdır, böyle güzellik yok, tamam mı? Ben çocuklara bırakmam, benim kızım da var. Onu da bırakmıyorum, hiç kimse bırakma. Bırakmıyorum. Bırakma zaten. Tamam mı? Bırakma. Nasıl bırakmıyorsun? 20 senedir nerede? Ben sana yalan bir şey söyleme mi? Orada. Doğan. Bak. Orada oturup yalan söyleme. Ben sana bir şey söylüyorum. Benim o mallarıma var ya, el sürecek adam var ya da anasının karnından doğmadı. Bak bunu size söylüyorum. Herkese kusura söylüyorum. Bakma. Hele sen önce uyu toprağa bir ayak bas. Ben geleceğim. Ben sen bugüne kadar size papuç bırakmadım. Bundan sonra ondan bırakacağım. Sonra Maria sahip ben size bugüne kadar papuç bırakmadım. Bundan sonra bırakacağım. Bırakırsa bırakırsa. Bırakmayacağım. Hiç kimseye de bırakmıyorum. Doğan. Benim her zaman bu karakterimi herkes biliyor. Beyefendi. Herkes biliyor bu karakteri. Tamam mı? Doğan, hiç kimseye bir şey söyleyeceğim sana. Sen Mehmet'in kuzeni olarak aslında onu en anlayabilecek olan kişisin. Niye böyle davranıyorsun? Ama o bizi anlamadı. Abi bırak karın diyorsun. Adamın karısı çocukların annesi ya. Abla zaten boşalmış zaten. Zaten boşalmış. Ama üzülmüşler. Bak Mehmet. Dedik. Ya tamam da. Sonra Mehmet perişan olmuş. Olesi hasta olmuş yalan kadın söyleyeler. Üzüntüden. Günah ya. Seda Hanım. Yok boşanmış. Yok hastalığı daha bir dakika bir dakika Doğan Bey bir dakika. Her şeyi ona bağlıyorlar. Boşanlı değil mi? Boşanlı mı? Niçin boşandım? Bir saniye. Benim iki tane çocuğum var. İkisi de küçük. Allah bağışlasın. Size yemin edeyim çalışayım mı? O çocuklara mı bakayım? Eşim rahatsız. Evet. Ameliyat olmuş. Ya yetişemiyorum hiçbir yere. Anlattım. Ev kira. Ha, evet ya. Hangi birine yetişeceksin? Baktım maddi olarak çöktüm. İyice gittim altı biliyor musun? Oradan sağdan soldan borç aldım. Borçlarım çoğaldı. Gidin bari çalışayım da bir para kazanayım da geleyim şu borçlarımı dağıtayım. Kimse kapıma gelmesin. Doğru. Öyle bir fırsat çıktı. Baktım olmadı. Geri... Yarın öbür gün boşansa gene boşarsam bir şey olmaz. Boşamam. Ben bundan sonra var ya ekmek soğan yerim. Boşan gene biraz boşandayım boşarsa önemli tamam tekseri için. O sadece maddiyete bağlı olan bir şeydi. Ama ekmek soğan yerim gene eşimi boşamam. Tamam mı?
İnsan boşar mı sevdiği insanı? Lan o ekmek soğanı bile bulamazsan. Lan bulurum, hem de nasıl bulurum? Her şeyi bulurum, merak etme sen. Sen o aklına yaz. Zıkkın bulursan. Zıkkın bulursan. Beni ortada karısa tek başıya. Vallahi şükürler olsun. Benim eşim yanımda, aynen. İki tane evladım yanımda, tek başıma aynen. Değilim ki. Onlar benim arkamda. O tamam işte, eşim, ailesi toplam 4 kişiden ibarettir. Bak, beşincisi sana bir şey söyleyeyim. Şu el var ya, şu eli benim elimi bırakmadığı yok. Sürece var ya. Bu el bırakmadığı sürece ben hiçbir zaman yalnız değilim. Ve yıkılmam da. Hiç kimse de yıkamaz beni. Evet. Biliyorsun benim dedem pehlivandı. Onun sırtını kimse yere getiremedi. Benim sırtımı da hiç kimse yere getirememiş. Şu bileği büken yok yani. Anladın? Olur olur. Ha göreceksin. Gel yavrum gel. Ya size bir ekonomi baskı uyguladık mı? 2 sene sonra sen gene eski Mehmet olursan. Gene boşanırsan. Hiçbir şeye de ihtiyacım yok. Ekonominize de ihtiyacım yok. Ben köyüme de geleceğim. Evet, o mallarıma da sahip çıkacağım. Her şeyi yapacağım. Çocukların hakkını al. Alacağım ben abla, alacağım. Gideceğim o evi de yapacağım, yeminim size. Hiçbir şey alamaz. Ve onların karşısında da oturacağım. Hadi bakalım. Efendim Safiye. Gel otur gel. Seni davul zurnayla karşılarım, sen gel. Geleceğim, karşılayacaksın. Seda Hanım, bu diğer bazı bölgelerde kendi çevrelerinden evleniyorlar, kendi çevrelerinden alıyorlar. Bunlar da hani severek evlenmek değil de ailelerin öngördüğü kişilerle evleniyorlar. Bu olesa değil de yani başka bir bayan da olsaydı kendi çevresinden olmadığı için zaten kabul etmeyeceklerdi. Zaten olmuş, evet, onu da etmemişler ya. Bunlara göre bir erkeğin sevdiği için mücadele etmesi ayıp sayılıyor. Ve bunu kabul edemiyorlar. Kabul edemiyorlar kesinlikle. Artı çocukların hakkına kanun var, nizam var. Öyle biz vermiyoruz demek dedi. Olacak bir şey değil. Doğan dedi ki çocuklara veririm dedi. Çocuklara veririm dedi. Bu konuda tebrik ederiz. Orayı kaçırmadım. Çocuklara veririm. Çocuklarda sıkıntı yok. Bak çocuklara veririm dedi. Çocuklara veririm. Veririm dedi. Zaten şu anda elimizi öpmeye gelirse de o mal için gelirler. Bizim için gelmiyorlar. Yalan söylüyorlar. Onların ne için geleyim? Yani, yoksa çocuklar... Tarla için mi geliyorum? Malım için mi geliyorum? He. Zaten mal için gelirsen kapımıza. Başka ya ne? Malım mülkü ben ne yapacağım? Malım mülkü ne yapacağım ben? Ben malımın ülkü ne yapacağım? Söyle mi? Söyle bana. Sen ne yapacaksın o zaman, isteme. Ya istemiyorum ben sadece senin. Hakkını. Bir dakika, ben senin elinizi öptürün. Benim üzerimdeki bu beddua gitsin diyorum. Başka bir şey istemiyorum. Tamam sen öp. Senden sıkıntı yok. Yani tamam be, eşim de öpsün işte, vereceksin. Bu ne ya? O size ne yaptı? Ne yaptı yani artık var ya, kelime bulamıyorum, konuşamıyorum ama. Ya kendimi ifade edemiyorum ya. Haklısın. Bu ne ya? Yok biz çareyi bırak. Sen canı istiyor ama biz çareyi bırak hiç sıkıntı yok. Çareyi neyi bulursun? Nerede bulursun çareyi? Siye ekonomi baskı uyguladık mı tamamdır. Ya her ekonomi baskıyı zaten uyguluyorsunuz 20 senedir. Sanki sen baktın mı? Ben köyde yaşarken. Yok daha şimdi bundan sonra göreceksin. Ben köyde yaşarken doğru dürüst iş vermiyordunuz ya. Doğru dürüst iş vermiyordunuz. Ben kalktım ekmeğimi, ekmeği var ya, gittim o cevizler ağaçların altında var ya, arasına koyduk ceviz. Kırdık da yedik, köşeye gittik. Vermediniz. Hiçbir şey vermediniz. Biz ne rezillik her çektik. Kalktım ahır gibi bir yerde yaşadık biz. Mehmet çalışırken... O bresiye çok. Büyük olan Doğan bir dakika, Olesa bir şey söyle. Baştan söyle hayatım. Doğan bir saniye. Olesa. Mehmet çalışırken gidiyordu, çalışıyordu. Ben hamileydim büyük olandan. Gidiyordum, benim komşu yemek bana veriyorlardı. Aç gibi geziyordum, açlıktan. Ha? Mehmet gelirken evine kaynana sadece bir parça un tabak veriyordu, bir parça tavuk veriyordu sadece Mehmet için. Ya. Ondan hani? Sizin hakkım konuşacak yok yani. Siz beni çok yaşattınız, mezara soktunuz. Ben kendime memlekete gittim, benim annem beni tanımadı. Ben ne hale geldim? Ya da kalk gelme. Ama kocamla vazgeçmedim, vazgeçmem tamam mı? Ben onu affettiysem, boşandık evet, öyle gerekiyordu. Formalite sen, şey sen vazgeçmezsen biliyorum. Ama bizimki benim vazgeçmez, kocam hiçbir zaman, her zaman sadık bana, ben de ona öyle gerekiyordu, öyle yaptık. Sizi ilgilendirmez böyle bir şey, tamam? Çok sadıktı, biraz boşandı diye seni boşadı. Çok sadıktı ya. Sadığım, şükürler olsun.
Sağdan mı eşime? Kafamı kaldırıp da bir şey görmüyorum ben. Tamam, şimdi bir daha siyah ekonomi başlıyor. Bir dakika, bir laf var. Ben sana bir şey şimdiye söyleyeyim. Şimdiye kadarkini sayma. İçim beni yakar, dışım da eli yakar. Bunu hiçbir zaman unutma. Sizi yakacağım zaten. Tamam mı? Göreceksiniz. Ben geleceğim. O köye de geleceğim. Bak ben bunu başta da söylüyorum. Gerçekten ben Urfa insanım. Ya arkadaşlarım, dostlarım her tarafta. Tabii canım. Mesela olmaz benim, mı? Benim Mehmet Uymaz şu anda o lan adam Allah razı olsun her şeyimize ulan giriyor biliyor musun? Ne ben gibi yapacağım diyor. Ben illa bunlara bir yol bulacağım Allah diyor. Allah razı olsun. Ya 100.000 kere. Ya. Kalk ama gel. İyi bir karşılama törenine hazırlarım merak etme. Geleceğim törene de geleceğiz. Dün bak bak bak. Elimizi sallayacağız böyle oynayacağız seninle tamam mı? Hepimiz beraber oynayacağız böyle. Tamam düğün çekelim. Halay bak bak. Bak halayımızı yapacağız bak. Oh. Halay halay. Bak hele. He. Göreceğiz yani. Sen gelirken göreceğiz. Sallarsın ama giderken şüpheli. Salla kız sal. Ah. Salla. Bak bak bak. Kocam da kocam. Paşam da paşam. Evidre. Yani benim kocam üstüne yok yani. Tabii yere söylersen. Ben sana kurban olurum. Tabii. Bul diyele. Benim bu elemenden hiçbir şey korkmuyorum. Ne siz de ne başkasından bak, tamam mı? Bak görüyor musun? Görüyor musun? Ben de arkama almışım eşi. Tamam buyurun gelin konuşun. Anladın? Maşallah. Sırt sırtayız. Hiç kimse yıkamaz bizi. Hiç kimse. Buyurun gelin. Geliyorum. Geleceğim. Bekle o gün de geliyor. Merak etme o gün de geliyor. Tamam bak, bekleyin. Gittim ya, nasıl var ya. Buyurun gelin. Bir saniye. Bir Urfa'ya bir gidelim mi? Bir oynatalım. Gördün mü? Gittim şu nikahı bastım ya. Oraya da geliyorum. Oraya da geliyorum. Doğan bekliyoruz seni buraya. Tamam siz oradan onu bir hastaneye götürün hastaneye. Seda Hanım. Efendim. Onu bir Bakırköy'e götürün ruh esinler hastalıklarına. Kimi Mehmet'i mi? Rahmetli Kemal Sunal gibi hemen ortaya atlayın. Yo ne güzel bak. Helal olsun benim kocama. Ya ben böyle bir günde oynamayacağım da ne zaman oynayacağım ya? Ben böyle bir günümde oynamayacaksam. Daha çok oynayacağım. Hangi gün oynayacağım? Bir şey olmaz sen daha çok oynarsan. Yok yok görmezsin merak etme oynarım. Ben sizinle o kadar acı yaşadım. Acı yaşadım. Merak etme bu nikah cüzdanını kaybetme sürekli tezelemeyi gerekiyor. Neyi? Nikah mı? Ne dedi? Ne dedi duyma anlamadım ki. Gösteririm merak etme hepsini gösteririm dedim, ya. Dedim nikah cüzdanını kaybetme sürekli tezelemeyi gerekiyor. Ben buramı canımla yarın öbür gün borçlandım bir daha borçlanırsa bir daha nikah. E olur bizde öyledir. Hesabımıza öyle geliyor. Önemli olan yani nikah. Hesabımıza öyle geliyor. Ya tamam işte bak ben dedim ya. Doğan abi. Sen yarın öbür gün biraz borçlandın mı abi daha dersen ben bir borçlanırım hele ya. Ya o kadar da değil canım. O çünkü kadar da değil. Sen, yok, sen hayırdır yani sen neyi... Ben Mehmet, bir önceki hataya düşmeni tekrar boşanmanı i̇şte istiyorlar. Yani. Hayırdır. Doğan abi ben o kadar acı yaşadım, o kadar gözyaşı döktüm. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? O hatayı yaptım ya. Yemin ediyorum sana sorabilirsin yüzü buradadır. Evet. Her sabah kalktığımda ilk hata şey nedir? Soruşum nedir biliyor musun? O yaptığım hatadan dolayı beni affet. Senden çok özür diliyorum her sabah. Her sabah. Çünkü ben... Ben mi yaptım hiç kimse yapamaz. Hiç kimse yapamaz. Ben eşimi boşadım. Çok büyük bir marifet mi karıyı boşamak? Bir daha almak. İşte marifet çok değil. Çok büyük marifet, bir marifet bu. Marifet olmadığından dolayı her sabah da bu şey nedir? Üzülüyor. Olsun ya. Ben zaten çok da affettim. Tabii niye boşayacaksın durdururken her boşayan karısını boşayacak. Her boşayan değil. Karıyı boşasın öyle mi? Bizim... Her borçlanan. Doğan seni her buraya boşanan karıyı boşasın. Doğan seni buraya davet ediyorum gel ya. Burada çünkü davullar, zurnalar. Sağ ol abla vallahi işlerim var gelemem ya. Ya gel gel. Vallahi Doğan. Davet et davet gel de. Gel şöyle karşıma geç tamam mı karşımda otur. O zaman kozlarımızı daha iyi paylaşırız. Çünkü seni karşıya geçip ne diyorsun sen tane divan oynayalım olur, ya ne kozu ya. Olesa koltuğu bak, biraz çeksene bebeğim. Gel öne gel biraz daha gel. Heh tamam. Mehmet Efendi. Evet. Evet. Gelirim bir şarttan. Evet. Önce sen bir Bakırköy'e git, aklı görüştür.
Allah Allah. Söz sana. Sen gelirsen ben giderim. Git aklını ölçtür. Gel. Ben giderim aklımı ölçtürürüm. Tamam git tamam aklını ölçtür. Ama %100 çıkarsa da ne tamam, yapacaksın? Tamam git ölçtür. Bir dakika %100 çıkarsa. Söz veriyor ya musun? Eline öptürürse burada alay çekeceğiz beraber. Bence de. Bence de. Gel. Bak hele. Sen delisen karşıya gelemem. Delinin karşısına çıkamam. E ben sana diyorum ben giderim. Evet. Kontrolümü yaparım. Önce git aklını ölçtür. E tamam. Bir sağlık raporu al akıllık raporu. Gelir misin o zaman? O zamanla beraber halay çekeceğiz. Tamam baba. O zaman sıkıntı yok. Hele sen git beraber halay çekeceğiz. Allah'ım yarabbim. Bak beraber halay çekeceğiz. Ondan sonra el öptüreceksin ama. Yani elini ya öptüreceksin. Ya sen de yarım akıllı raporu verecekler. Ben ne? Yarım akıllı raporu verecekler. Ya tamam ben sözümle... Bak sözümü veriyorum sana. Sözümü veriyorum. Tamam diyorum ben giderim. Ben de sözümdeyim. Ben de. Bak herkes helal duydu. Helal olsun da. Ben de sözümdeyim. Herkes ben duydu. Bu demek herkes ki duydu. Zeytin dalı uzattı sözüne bize. Sözüne el olacaksın o zaman. Tamam. Ya gel ya. Gel ya. Şurada... Yapalım eğlencemizi, davulumuzu, zurnamızı çalalım. Yo gelmem o. Kırık o. Tövbe. Onu arkadaşlar, bir hastaneye götürün. Aklını ölçtürün ondan sonra gelirim. Bir saniye. Bu kadar insan var burada. Bu kadar insan. Birinize en ufak bir saygısızlık mı oldu mu? Bir terbiyesizlik mi oldu mu? Hiçbir zaman. Hiçbirine. Bak kaldığım yerde her tarafa sorabilir. Herkese. Evet. Seda evet. Hanım sorabilir. Evet. Hiç kimseye saygısızlık mı olmaz? Hiç. Ama neysem uyum. Hiç. Vallahi. İçim neyse dışımda. 9 türlüsü var. Mailen saldırganı mı lazım? Tamam da ne kimseye saldırıyoruz ne sakin şekilde ben kimseye ya saldırıyorum. Ya sen git aklı ölçtür ya. Çok daha giderim sen gel beraber gidelim o zaman. Dur. O zaman bende değil de sizde hata var. Doğru ben bir yere gitmem. Olaysa bir şey diyecek. Bu adam senin kanından canımda değil mi ha? Allah seversen sen böyle ne söylüyorsun? Sen bu adamı küçükken ve bebekten tanıyorsun. Ha, demek ki siz... Bir şey yok, senden olabilir. Sen kendime git diye bakır... ne diyor bakır köyüne mi? Bakır.